Tonguç Kampüs'ten herkese selamlar, merhabalar. Öğrenciler umarım iyisinizdir. Umarım coğrafya ile böyle günlerinizi geçirebiliyorsunuzdur. Coğrafyayı ihmal etmeyin diyoruz. Tekrarınızı yapın. Altını çizmeniz gereken cümleleri çizin, soru çözümlerini çok iyi dinleyin ve işte ayet dedik her konu başlığının o anahtar kelimelerini benden çok çok iyi alın diyorum. Peki öğrenci bu başlık ne? Türkiye'de hayvancılık. Yani ne bekliyor seni? Hayvancılıkla ilgili bilmen gereken böyle soru tarzları, hayvan Türleri adına sana söylemek istediğim bazı anahtar kelimeler ve soru tarzları var. Hemen başlayacağım ama öncesinde hep söylüyorum gel şu denemeleri çözüp çözmediğinin bana bir sorgulamasını yap. Ne istiyoruz? Etzometri ya da sosyometriyi al. Güzel güzel çöz. Kendine bir disiplin, kendine böyle bir kazanım içerikli zaten. O gri koçun hazırladığı o bakış açısıyla hangi kazanımlarda başarılısın, hangilerinde değilsin? Değilsen niye değilsin? Hala nerede sıkıntı var? Bilgi eksikliğimi mi? Soru tarzı mı? İşte onu iyi analiz et ve bizimle her zaman diyorum iletişim halinde ol. Yorumlara yaz ki biz de görelim ve derler ya o dermanı bir şekilde derman olalım çareye ve onu beraber halledelim. Konu başlığı Türkiye'de hayvancılık. Öğrencilerim Türkiye'de hayvancılık için bilmen gereken önce ne? hangi hayvan ana başlık olarak hangi kategoriye giriyor? Bir kere seni evvela bunu bilmen lazım. Yani koyun kıl kesitifliğin küçük baş olduğunu, sığır manda at dediğim şeyin büyük baş hayvan olduğunu. Mesela bazen derslerde şöyle bir şey yaşıyoruz. Hocam diyor ineği anlatmadın diyor. Öğren inek dediğin şey coğrafyada boğa dediğin şey ya da böyle toplumda dana eti diye deniyor ya, dana dediğin şey hani böyle bilmeyen olabiliyor. Şehir ortamda doğmuş hiç köy ortamını bilmeyen dostlar var aramızda. Biz destek ne onlara sığır diyoruz dostlar. Yani sığır dediğin şeyin içindedir. inek, boğa, dana, düve vesaire böyle. Manda ayrı bir hayvan cinsi ayrı bir hayvan türü. Büyükbaş hayvan ailesinden. At, eşek, katır gibi şeyler. Yeni büyükbaş hayvan ama testekinde o kadar karşımıza çıkmayacak. Öğrencilerim kümes hayvancılığında şu ana kadar kadar ÖSM test tekniğinde hiç hindi ya da kazlan soru gelmedi. Sadece onların bir kümes hayvanı olduğunu bilin. Bize sorular biraz daha tavuk çiftlikleri üzerinden, tavukçuluk üzerinden geliyor. Ve diğer hayvancılık olarak ipek böcekçiliği, arıcılık ve tabii ki başta balıkçılığı kasteden su ürünleri bizim için değerli. E peki ben de diyorum ki ne bilmelisin? Biz de mesela şeyi sorun bana. Neden küçük baş hayvancılıkla başlıyorsunuz? Çünkü öğrencilerim Türkiye'de en çok yetiştirdiği yapılan bu. Çünkü Türkiye'de yer şekilleri olarak sade ortamlar var. Tamam dağlık engebeliyiz ama yüksekte platolar var. O pirojenik hareketin etkisiyle yüksekte düzlükler olması. Öğrencilerin bozkır bitki örsünün bu ülkede yaygın olması. Türkiye'de küçük baş özellikle de koyun yetiştiriciliğini öne çıkartıyor. Yani bu ülkede en çok koyun sonra kıl kesi sonra tifti kesi var. Küçük baş hayvanı kendi içinde böyle dilimleyecek sıralayacak olursam. O yüzden bu ülkenin koşulları daha çok küçük baş hayvan olarak koyunun lehine. Başta Doğu Anadolu, başta İç Anadolu olmak üzere Türkiye'de koyun önemlidir. Ne dedim? Doğu Anadolu, özellikle Van şehrinin bir altını çiz. İç Anadolu ve sonra Güney Anadolu. İç Anadolu'da Konya. Öğrencilerim. Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa biraz böyle dikkat etmeniz gereken yerdir. Peki bu ülkede kıl kesi deyince favori yer neresidir? Öğrencilerim kıl demek bu ülkede toroslar demek, yörük kültürü demek, oba yerleşmeleri demek. Hatırlayın böyle bağlantı kurun. Peki bizim ülkede tifti kesi derken öğrencilerim tifti kesi başta Ankara, Eskişehir olmak üzere. Böyle Mardin, Siir taraflarında en son bir ÖSM sınavında soru olarak geldiğini de hatırlatayım. Bunu bilmekte fayda var. Peki öğrencilerim bu ülkede büyükbaş hayvancılık diyor nasıl çayır mera hayvancılığı şeklinde yapıldığı gibi besi ağır hayvancılığı şeklinde de yapılıyor. Yani öğrencilerim otlak hayvancılığı... Büyük baş nerede? Özellikle Erzurum, Kars, Ardahan. Neden o taraftaydı? Çünkü oralarda yaz ile beraber yükseklerde çayır denilen otlar yeşeriyordu. O yüzden çayır denilen otların yeşeri olması büyük baş hayvancılığı burada önemli kılıyordu. Peki öğrencilerim çiftlik hayvancılığı nerede gelişmiş? Daha çok büyük şehirler çevresi. Yani öğrencilerim Marmara bölgesi ya da Ege bölgesi Türkiye'de büyük şehirlerin daha fazla bulunduğu yerdir. O yüzden büyük şehirlerin çevresinde haliyle pazarlama imkanı daha kolay ...olduğu için, o dağıtım imkanı... ...daha kolay olacağı için... ...genelde büyük şeylerin çevresinde... ...besi ağır hayvancılığı dediğim... ...çiftlik hayvancılığı gelişmiş. Çiftlik hayvancılığında etin... ...et ve süt üretimi daha iyi... ...mera hayvancılığına göre. Kümes hayvancılığı da dostlarım yine... ...kapalı bir ortam. O yüzden böyle... ...iklim koşullarından etkilenmeyen... ...kapalı bir ortamda bir hayvancılık olduğunu... ...söylemek isterim. Bize... ...Türkiye'de özellikle tavuk üzerinden... ...soru geliyor. Bu ülkede diyorum... Tavuk çiftlikleri genelde nerede? Öğrencilerim genelde Marmara yani İstanbul ve çevresi. Genelde öğrencilerim İzmir, Manisa çevresi ve Türkiye'de belki bunlar dışında sizi övebileceğim Bolu. Ege'nin iç kesimlerinde Afyon, öğrencilerim kıyı Ege'de Manisa böyle bu işin başını çekiyor. Yani Biliyorsunuz tavukçulukta ya da kümes hayvancılığında ya yumurta için bir üretim yaparsınız ya da beyaz et dediğim tavuk eti için yaparsınız. O yüzden Türkiye'de Bolu, Afyon, Manisa bunlarda biraz önemli yerlerdir. Bolu deyince insanın aklına tavuk eti gelir. Oysa Afyon, Manisa da özellikle yumurta üretiminde Türkiye'de önemli yerlerden biridir. Öğrencilerim ipek böcek çeliği bilmiyorum. Her öğrencim bilir mi dut meyve ağacını yaprağını yiyerek beslenen bir tırtıldan bahsediyoruz. Ve Türkiye'de amaç burada hani İpek böceğin kendi kozasını örerek doğal ipek üretmek ve bu aslında önceleri Bursa, Balıkesir gibi yerlerde başlarken şu anda Türkiye'nin çok farklı illerinde yoğunlaşmaya başladı. Yani bakıyorsun böyle Diyarbakır dikkat çekiyor. Bakıyorsun artık Elazığ, Antalya hatta son verilerde böyle devlet kitapları biraz geriden geldiği için ben de böyle çok güncel veri paylaşayım mı, paylaşmayayım mı tereddüdü yaşıyorum. Ama mesela en son güncel veri de Batman diye açıklanmıştı. Yani devlet tabında belki onu yazmayacak ama en ...bir kulak dolgunluğu anlamda bilin. Yani artık Diyarbakır, Batman, Elazığ, Antalya gibi şeyler... ...yaş koza üretimi dediğim ipek böcekçiliğinde dikkat çekiyor. Öğrencilerin balıkçılıkta biliyorsunuz... ...bizim ülkede haliyle dört tane yani ...üç tane deniz, bir tane de iç deniz... ...dört tane denizimiz var. Bunlar için de tabii ki Karadeniz en dikkat çekici olan... ...su daha soğuk olduğu için... Tuzluluk değeri daha düşük olduğu için öğrencilerin plankton denilen o balığın yiyebileceği o canlılar Karadeniz'de daha fazla bulunduğu için Karadeniz bu konuda daha fazla dikkat çekiyor. Karadeniz Türkiye'de öğrencilerin balıkçılık adına en önemli yerlerden biri. Peki Türkiye'de balıkçılıkta sorunlar var demişiz. Biz okyanus kıyısında, sıcakla soğuk okyanus akıntılarının karşılaştığı bir yerde değiliz. Çünkü öyle yerler dünya balıkçılığında çok iddialı. O zaman bizim ülkede maalesef okyanusa kıyısı olmadığı için böyle uluslararası açık sulara açılabilecek kadar da gemi donanımları olmadığı için balıkçılık biraz daha böyle düşük seviyede gidiyor. Onu da söylemiş olalım. Türkiye'de öğrencilerim sonuçta göllerde de sonuçta akarsularda da balıkçılık var. E göl deyince biraz daha tatlı su balıkçılığı mantığıyla gideğini olan göller olması lazım. O yüzden o gideğini olan göller içinde de başta Beyşehir Eğirdir göl olmak üzere Türkiye'de önemli göllerde balıkçılık yapıldığını biliyoruz. Öğrenme arıcılıkta mantık ne? Arıcılıkta mantık bitki çeşitliliği. Yani genelde orman örtüsünün zengin olduğu, çiçek bitki çeşitliliği namına böyle o çeşitliliğin fazla olduğu yerlerde. Yani öğrencilerim insanların o yayla dediği yerlerde farklı farklı çiçeklerin ilkbahar başta olmak üzere bazı mevsimlerde ortaya çıkıyor olması. Haliyle arının da o farklı çiçeklerden aldığı özü kaliteli bala çevirmesi Türkiye'yi özellikle arıcılık sektöründe özellikle bal sektöründe ciddi bir yere getiriyor. Biz dünyada en son baktığım verilerde Çin'den sonra bal üretiminde dünyada iki numarayız. Yani dünyada en iyi bal üreten ve kaliteli balları, farklı balları olan bir ülke olduğumuzu biliyorsunuz. Öğrencilerim bizim ülke bu konuda iddialı bir yer. Türkiye'de bal deyince akla belki bölge bazında Ege demişiz. Ama öğrencim il bazında Ordu gelir. Hocam Ege'de en meşhur yer neresidir? Kesinlikle Muğla'dır. Yani Türkiye'de Muğla ve Ordu'nun öncülüğünde bir bal üretimi söz konusu. Sadece biliyorsunuz bu sene kötü bir şey oldu. Muğla'daki orman yangınları biraz bal üretimini muhtemelen etkileyecek. Yani bu senenin verilerinde bal üretimi görünmeyecek Muğla'da ama umarım diğer sene tekrar toparlanırlar duasıyla devam edelim. O yüzden Türkiye'de öğrencilerin bilmemiz gereken bir başlıktı bu. Ben de onu en iyi şekilde vermeye çalıştım. Karşımıza ne var? Öğren karşımıza artık ödüllü soru var. Ödüllü soru ne istiyor? Ödüllü soru iklim koşullarına bağlı olmayan. Ne dedim derste? Kapalı ortam olan hayvancılık faaliyeti var. E bir de otlak hayvancılığı yapılan var. Yani senden bu tiyoyu düşünmeni istiyor. Lütfen tekrar et ve ödüllü soruya bak ve bir şekilde yorumlara yaz. Öğrencilerim anahtar kelimeleri o püf noktaları vermeye çalıştım. Umarım yine bu derste size faydalı olabilmişimdir. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi çalışmalar sizlere. Görüşmek üzere.